Merhaba sevgili öğrenciler. Forum Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ata Yayınları 6. Sınıf Türkçe ders kitabının 191, 193, 194, 195, 196 ve 197. sayfalarını cevaplayacağız. Sayfa 191'den başlayalım. Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında yaptığınız araştırma sonucu edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza paylaşınız. Yenilenebilir enerji kaynakları rüzgardan, dalgalardan, jeotermallerden, biyokütlelerden yararlanılarak elde edilir. Tükenmezler, bu yüzden yenilenebilir kaynak olarak geçerler. İkincinin cevabı elektrikten yararlanılabilir. Elektrikli ısıtıcılar doğal gaz yerine kullanılabilir. Petrol yerine elektrikli araçlar üretilebilir. Üçüncünün cevabı pillerin nerelerde kullanıldığı metnin konusu olabilir. Sayfa 193. Burada bir adet bulmacamız var. Videoyu durdurup bulmacayı kendi kitabınızda bu şekilde doldurabilirsiniz. Sayfa 194. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri cümle içinde kullanınız. Atmosferdeki yıldızları inceliyordu. Bitkiler fotosentez yaparlar. Havuzun dibi yosun tutmuş. Tasarımlarınızı çok beğendim. Elektrikler kesildi. Gaziantep'in ücra noktalarında çöl etkileri görülmektedir. Bakteriler her yerde vardır. Algler hakkında herhangi bir bilgim yok. Evin içi hep rutubetti. Her yediğinin organik olmasına özen gösteriyordu. İkinci etkinlik. Metinde yer alan isim tamlamalarını belirleyiniz. Belirlediğiniz isim tamlamalarını örnekteki gibi yazınız. Belirtisiz isim tamlaması, dayanıklı bitki, enerji kaynağı, tasarım aşamasında çöl kumları. Belirtili isim tamlaması, şişelerin dibi. Üçüncü etkinlik. Aşağıda karışık halde verilmiş tamlamaları düzenleyerek oluşturduğunuz tamlamaları karşılarındaki noktalı yerlere yazınız. Mutfak balkonunun kapısı, okul müdürünün ceketi, Ozan'ın evinin penceresi, oturma odasının perdesi, masanın ayağının altı, cep telefonunun tuşları. Sayfa 195. Dördüncü etkinlik. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız. Birincinin cevabı yazar yosunu bu iş için en uygun araç kelimeleriyle betimlemektedir. İkinci sorunun cevabı Elena Mitrofanova yosun pilleri ve elektrik enerjisi için tasarımlar yapmaktadır. Üçüncünün cevabı üretilmesi daha ucuz, kendi kendini onarma yetisine sahip, biyolojik olarak parçalanabilen ve çok daha sürdürülebilir olması onu güneş enerjili ışık pillerinden daha üstün kılmaktadır. Yosun pillerinin sistemi nasıl çalışmaktadır? Buradaki metni videoyu durdurup kitabınızın ilgili kısmına ve defterinize yazabilirsiniz. Beşinci etkinlik. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz ve görseller hakkındaki düşüncelerinizi arkadaşlarınıza paylaşınız. Aşağıdaki görselleri incelediğinde her insanın düşüncesinin bir olmadığını, bakış açılarının farklı olabileceğini, her insanın bakış açısının farklı olabileceğini düşünerek empati kurmaya çalışmalıyız. Sayfa 196. Altıncı etkinlik. A'nın cevabı, metni okurken altını çizdiğim cümleler yardımcı düşünce olabilecek, ana konunun ve ana fikrin geçebileceği önemli cümleleri işaretledim. B'nin cevabı, metni nasıl amacının geçtiği, dikkat edilmesi gereken yer orası olduğu için farklı renklerle dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Bulutlar kelimesinin altının çizilmesinin amacı asıl anlatılanın bulutlar olmasıdır. Yedincinin cevabı, günlük hayatta en çok kullandığım teknolojik alet bilgisayardır. Bu aleti eğlence, bilgi alma ve iletişim için kullanmaktayım. Sayfa 197. Sekizinci etkinlik. Sorunun cevabı, yosun pilleri güneş enerjisine göre daha az maliyetli olacaktır. Doğaya zarar vermemesi dünya için iyi bir şeydir. Güneş enerjisi ekolojik dengeye daha az zarar verir. Çünkü güneş her yerde ve ısı verirken kendisinden bir şey kaybetmez. Gelecek derse hazırlık. Çizgi roman hakkında araştırma yapınız, edindiğiniz bilgileri defterinize not ediniz. Çizgi ve roman anlatmak için çerçeveler içinde yazılar ve resimlerle anlatılan sanat türü. İkinin cevabı Oktay Sinanoğlu, kanunla ilk ve tek profesör unvanı alan Türk bilim insanıdır. Türkçe ile ilgili politik düşünceleriyle bilinmektedir. Kimya alanında tam profesörlük unvanı almıştır. Çeşitli Türk üniversitelerinde, TÜBİTAK'ta, GSPS'te danışmanlık yapmıştır. Üçüncü cevabı, telefonlar eskiden bu kadar yaygın değildi. Ülkemizde öncelikle ankesörlü telefonlar şehir merkezlerine yerleştirildi. Daha sonrasında evlerimizde ev telefonu olarak kullanıldı. Ev telefonlarından sonra yavaş yavaş cep telefonu olarak insanların ceplerine girdi. Günümüzde ise dokunmatik akıllı telefonlar olarak karşımızdalar.
Videomuzun sonuna geldik. Forum sınıfı takip ettiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi dersler dileriz.